kod çözücü ve ekberiyet. Yeni çağa girdik demiştim önceki yazımda. Nedir bu yeni çağ? Eşsiz, muhteşem insan Muhammed Aleyhisselam'ın uyarılarından birinde yer alan bir gerçeğin günümüz bilim dünyası tarafından keşfi. Risalet nurunun yeniden bir sürü insan tarafından değilse de düşünme kapasitesine sahip bilinçlerce değerlendirilmesi sürecinin başlaması. Üzerinde yaşadığınız mekan bu bildiğiniz dünya olmayıp da örneğin DNA zincirini oluşturan moleküllerden birinde yer alan sayısız atomlardan biri olsaydı. Acaba uzayınız ve evreniniz neresi olacaktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Bilim bazı gerçekleri fark ederken acaba bir algılama hatası oluşturacak şekilde de düşüncelerimize yön veriyor mu? Size bunu anlatmaya çalışacağım bu yazımda. Ayrıca Kur'an-ı Kerim isimli bilgi kaynağını anlamada çok önemli bir kod çözücü anlayışı açıklamaya çalışacağım. Biraz daha açayım bu konuyu. Bahsettiğim yeni çağ, ekberiyetin ne olduğunun fark edilmesi çağıdır. İnsanların hayallerinde yaratılmış Tanrı kavramının boş bir zan olduğunun kavranılması. Tanrı bilimci, ilahiyatçı ve din adamlarının halkı şartlandırdığı şekilde yukarıda, gökte, yanına gidilecek ya da belirli zamanlarda huzuruna çıkılacak bir Tanrı'nın var olmayıp yalnızca ekber olan ve Allah adıyla işaret edilenin söz konusu olduğu gerçeğinin fark edilme çağıdır bu yeni çağ. Bilim, aklı başında insanlara bu realitenin yolunu açmaktadır. Deccaliyet, insanları ötelerde bir tanrı anlayışına sürüklerken her türlü yayınla Deccal'ın insanlarda yerleşmiş tanrı kavramı sonrasında kendisinin bir tanrı olduğunu iddia ederek insanların kendisine kulluk etmelerini istemesi öncesi çağlar üstü evrensel insan ve sonsuzluğun muhteşem ruhu olarak açığa çıkan Nur-u Muhammedi asırlar öncesinden insanları ekber olan Allah ismiyle işaret edileni B sırrı kapsamında iman etmeye davet ediyor. Bunu anlamadan kendisini tasdik edenleri de şöyle uyarıyordu Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler! İman edin Allah'a B sırrı kapsamıyla. Nisa suresi 136. ayet. Bu konuya işaret eden bir başka ayet daha. İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve gelecekteki yaşamımıza iman ettik derler ama B
nin işaret ettiği anlamın bilincinde olarak iman etmemişlerdir. İkinci surenin 8. ayet. Konunun detayı Akıl ve İman isimli kitabımın Nefsin Hakikatine İman bahsinde mevcuttur. Şimdi önce ruh konusundaki yetersiz bir yoruma dayalı olarak sürdürülen yanlış bir yönlendirmeyi düzeltip sonra da ben hakkım anlayışının nasıl oluştuğundan kısaca söz etmek istiyorum. Ondan sonra da ana konumuz ekberiyet gerçeğine gelecek sıra. Hani Bektaşi'ye sormuşlar, niye namaz kılmazsın diye de cevap vermiş. Duydum ki namaza yaklaşmayın yazıyormuş Kur'an'da. Baba demişler, o ayetin başında sarhoşken kelimesi var. İmanım benim o kadar okumam yoktur. İlmim bu kadardır, onu uygularım demiş baba. Ruh konusunda konuşmayı yasaklayanlar da bu Bektaşi babası gibiler. Olayın neden, nasıl kaynaklandığını, o ayetin kimlere hitap ettiğini insanlardan saklayıp sadece son kısmını söyleyerek konuyu çarpıtıyorlar. Ayrıca bu konuda açıklama yapmış zevatı da suçlayarak kendi cehaletlerini örtmeye çalışıyorlar. Kısaca olayı özetleyelim. Üç Yahudi alimi aralarında anlaşırlar ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı imtihan amacıyla ona ruh konusu dahil üç soru sormaya karar verirler. Derler ki birbirlerine, bugüne kadar ruh konusunda hiçbir kimse bilgi vermemiştir. Eğer o bu konuda açıklama yaparsa biliriz ki yalancıdır. Bundan sonra gelirler ve sorularını sorarlar. Ruhun ne olduğunu soran Yahudi alimlerine şu ayetle cevap gelir ertesi gün. Sana o Yahudi alimleri ruhun ne olduğunu sordular. De ki onlara, ruh Rabbimin emridir. Onlara ruh ilminden az bir şey verilmiştir. Deyeselûneke anil ruh. Kulir ruh min emri Rabbi. 17-85. Kısaltarak naklettiğim fakat orijinalini yukarıda verdiğim linkten okuyabileceğiniz bu konuyu dikkatle incelerseniz ruh hakkında az bir bilgi verilmiş olanların ayetin muhatabı olan Yahudiler olduğunu apaçık görürsünüz. Nitekim İmam-ı Gazali başta olmak üzere pek çok İslam alimi ve velisi olduğunu düşündüğümüz zevat, ruh konusunda çeşitli açıklamalar yapmıştır. Önceki yazımda bazı şatahat sahibi zatlarla ilgili yanlış anlamalara yol açabilecek bir hususa da burada açıklık getirmeye çalışayım. Kişi varlığın ve kendisinin hakikatini, orijinini sorgulamaya başladığı ilk aşamada ben, ego, ene merkezli bir düşünce sistemine sahip.